Herkese merhaba. Nowruz Mubarak, iyi bayramlar. Ben Şadi, size Haftsin geleneğimizi tanıtmak isterim. Haftsin geleneği İran yeni yılında ve Nevruz'da görülüyor. Geleneksel olarak Vernal Ekinoks'un gününde ve ilkbahar noktasında ve Kuzey Yarımküre'de baharın başlangıcını İran yeni yılı ve Nevruz'da kutlanır. İlk önce size bunu söylemek istiyorum. İranlılar Haftin öğeleri masanın üzerinde koyuyorlar ama ben bu defa ağacın üzerinde koymasını istedim. Haftin Farsça alfabesindeki 15. harfiyle telaffuz edilen sin harfiyle başlayan 7 sembolik öğeden oluşuyor. O zaman geçelim, size göstereceğim. Birinci, sebze. Bir tabakta yetiştirilen buğday, arpa, maş fasulyesi ve mercimek lahanasıdır. Ve yeniden doğuş ve büyümenin sembolüdür. İkinci, semenu. Türkçesi semenu oluyor. Buğday tohumu tatlı pudingdir. O gücün sembolüdür. Üçüncü olanı, somak. Türkçesi sumak oluyor. O da güneş doğuşun sembolüdür. Dördüncü olanı serke, Türkçesi aynıdır, sirke oluyor ve sabrın ve dayanmanın sembolüdür. Ayrıca da burada başka şeyleri de var ama onlar dekor etmek içindir. Beşinci olan sib, Türkçesi elma oluyor ve bu güzellik, bereket ve doğurganlık sembolüdür. Altıncı, sincet, Türkçesi ide oluyor ve o aşk sembolüdür. Ayrıca da ben biraz mavi toz da onunla birlikte koydum. Başka, sir. Sir Türkçesi sarımsak oluyor ve sağlık ve tıbbın sembolüdür. Ayrıca başka sin harfiyle başlayan öğeler de haftsine dahil edebilirler. Mesela sikke. Sikke, Türkçesi sikke, Farsça'da da sikke oluyor. Ve bunlar çeşitli sikkeleri ben burada koydum. Daha önceki İran'ı gezdiren turistlerim ve misafirlerimden aldığımlar. Ama aslında onlar refah ve zenginlik sembolüdür. Öteki saat. Saat Türkçesi de aynı oluyor. Saat ve zaman sembolüdür. Başka şeyler de burada su ve kırmızı balık var. Su saflık ve kırmızı balık yaşam ve ilerlemenin sembolüdür. Ama biz çünkü kırmızı balıkların hayatlarını kurtarmak istiyoruz. O yüzden balık daha artık kullanmıyoruz. Öteki ayna. Ayna, Türkçesi de aynı oluyor ve o kendini yansıtma sembolüdür. Öteki mumlar aydınlanmanın sembolüdür. Bilgelik kitaplar olarak burada Kur'an var çünkü biz Müslümanız. O yüzden burada Kur'an var. Ayrıca da Divan-ı Hafız, İranlılara en önemli şiir kitabı Divan-ı Hafız'dır. Ayrıca da daha önce Divan-ı Hafız Kur'an'dan ilham edilerek yazılmış. Sonuncu olan İran geleneksel pastaları var ve ayrıca da onlar benim kentimden, Kaşan'dan geleneksel pastaları var. Onun Farsça adı peşmek, kuluçe ve peşmek oluyor. Peşmek pamuk gibi şeydir ve tatlıdır. Umarım bu videoyu siz beğenmişsinizdir ve beğendiyseniz lütfen bunu başkalarıyla paylaşın. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.